Merhaba arkadaşlar. Sözcükte Yapı'nın ikinci videosuyla devam ediyoruz gençler. Ne dedik? Türkçenin böyle en sağlam temel konularıydı arkadaşlar. Yapım eklerini bitirmiştik. Geldik şimdi çekim eklerine. Arkadaşlar yapım ekleri neydi? Yapım eki sözcüğün anlamını değiştiren eklerdi. Çekim eki ise sözcüğün anlamında herhangi bir değişiklik yapmaz arkadaşlar. Anlaştık mı? Sözcüğü sadece çekime sokar. İşte ona bazı anlamlar kadar. Nasıl anlam? Mesela tekilse çoğulluk verir. İşte zamanını bildirir. Yerini bildirir. Mekanını bildirir vesaire. Anlaştık mı? Ancak anlamında bir değişiklik yapmaz. Var mı problem? Anlamını değiştiren neydi? Anlamını değiştiren yapım ekleriydi arkadaşlar. Şimdi geldik çekim ekleri. Bir isim çekim ekleri, bir de fiil çekim ekleri var. Şimdi gençler çoğul ekleri. Ya sen şimdi bu çoğul eklerini bilmiyor musun? Biliyorsun. İsim konusunda işledin mi? İşledin. Ancak biz burada bu çoğul eklerini niye işliyoruz arkadaşlar? Bu arada çoğul sözcüğün kökü nedir? Çok. Çoktan çokul. Bak burada bir yumuşama meydana gelmiş. Abi isim kök. İsim kök, isimden isim, yapım eki. Anlaştık mı? Artık böyle bu konuyu çalıştıktan sonra her şeyde bir ek kök aramaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Her zaman her öğrencimize oluyor bu. Size de olsun, daha iyi olur. Arkadaşlar benim burada çoğul eklerini görmemin sebebi nedir? Burada sen çoğul eklerini öğrenmiyorsun. Zaten sen çoğul eklerinin ne olduğunu biliyorsun. Lar, lerdir. Bunun çekim eki olduğunu göreceksin. Yani yarın bir gün sen bir sözcükte bir lerlar gördüğünde diyeceksin ki hoca bunu söylemişti ya. Hoca bunu söylemişti. Neydi bu? Lerlar çekim ekiydi. Tamam, çekim ekleri sözcüğün anlamını değiştirmez diyeceksin. Bunun çekim eki olduğunu öğrenmen için. Çekim eki olduğunu bilmen için gösteriyoruz. Anlaştık mı? Bak burada farklı ekler de göreceğiz. Biz o ekleri görmedik mi? Gördük arkadaşlar. Gördük. Ancak burada ne için bir daha görüyoruz? Bunların çekim eki olduğunu gösterebilmek, öğretebilmek amacıyla. Şimdi hocam bu sevmişlere bir çarpı atmışız. Neden acaba? Şu değil. Neden acaba? Gençler ne demiştik? Burada bir hatırlatma yapalım. Çoğul ekleri isme gelir arkadaşlar. İsme gelir. Fiile gelen bu lerler ne kadar çoğul eki gibi de dursa aslında çoğul eki değildir. Neydi arkadaşlar? Üçüncü çoğul şahıs ekiydi. Unutma, unutturma. Üçüncü çoğul şahıs eki arkadaşlar. Var mı problem? Sakın ha lerleri fiile getirme. Fiile getirdiğin lerler çoğul eki değildir. Şahıs ekidir. Anlaştık mı? Şahıs ekidir. Unutma, unutturma. Güzel. Hocam bu lerler neymiş? Çekim ekiymiş. Ben yarın bir gün adam bana sormuş. İşte aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yarın bir gün bir sözcükte lerleri gördüğümde hemen ne diyeceğim? Hoca söylemişti bu lerler çekim eki. Hiç bakmana gerek yok. Yapıştır. O zaman o sözcük türemiş değildir. Basittir mesela. Anlaştık mı? Hani başka bir yapım eki almadıysa. Devam edelim arkadaşlar. Mesela iyilik ekleri. Biz iyilik eklerini görmedik mi? Gördük. Tamlama konusunda gördük değil mi? Tamlanan ekinin diğer adı iyilik ekiydi. Sahiplik, aitlik bildiren ek. Güzel. Hocam gördük. Bir daha burada niye görüyoruz? Gençler şu eklerin çekim eki olduğunu görmek için. Sen yarın bir gün evim diye bir sözcük gördüğünde adam altı çizili sözcük demiş. İşte türünü yapısını sormuş. Sen bunu hemen ekine köküne ayırdın ya. Evim. Hocam bu im. Benim evim. İyilik eki değil mi? Çok güzel. Bu yapım eki değildir. Çekim ekidir. Hoca söylemişti diyeceksin. Var mı gençler bir sıkıntı? O halde şuradaki eklerin hepsi neymiş? Çekim ekiymiş. Sen yarın bir gün şu ekleri bir soruda sözcükte gördüğünde yapıştırıyorsun, çekim eki diyorsun. Anlaştık mı? Ancak bunları da unutmuyorsunuz. İyilik ekleri. Bak şu ana kadar çoğul eki, iyilik ekleri. Devam ediyoruz gençler. Devam ediyoruz. Tamlayan ekleri. Gençler tamlayan ekleri yani ilgi eki. In, in, un, ün, nın, nin, nun, nün. Hocam biz bunları görmedik mi? Gördük. Nerede? Tamlama konusunda gördük yine. Hani tamlayan, tamlanan vardı. Eyvallah hocam. Bunları bir daha burada niye görüyoruz arkadaşlar? Niye görüyoruz? Unutma. Tamlayan ekleri de bir çekim ekidir. Bunun için görüyoruz. Tamlayan ekleri de bir çekim ekidir. Sen yarın bir gün işte arabanın cezası. Mesela şuradaki nın ekini gördüğünde ekine kökünü ayırdın. Araba dedin. Arabanın. Bu neye kaynaştırma, gerçi ayrılır o da. Sen bu eki gördüğünde diyeceksin ki hoca söylemişti bu çekim ekidir. Sözcüğün anlamını değiştirmez diyeceksin. Arkadaşlar küçültme ekleri cık cık cuk cuk ve ceca nedir? Çekim ekidir. yapım eki değildir. Sözcüğün anlamını değiştirmez. Minik, minicik, az, az, azıcık. Tamam mıyız gençler? Yarın bir gün bunu ekine köküne ayırdığında ne olduğunu anlayacaksın bunun. Bunun çekim eki olduğunu anlayacaksın. Arkadaşlar konu gelmişken hemen şunu da söyleyeceğiz. Abi hal ekleri. Şöyle 5 diyeyim ben buna, tamam mı? Hal ekleri. Hal eklerinin diğer adı ne arkadaşlar? Durum ekleri. Hal ekleri kaça ayrılır? Arkadaşlar 5'e ayrılır. A dedik. Yalın hal eki yok. Geçtim. Belirtme hal eki. Belirtme hal eki. Gençler belirtme hal eki nedir? I, I, U, Ü. Bak. Ben burada belirtme hal ekinin ne olduğunu öğrenmiyorum. Belirtme hal ekinin çekim eki olduğunu öğreniyorum. Anlaştık mı? Mesela suyu taşırdı. Hocam suyu taşırdı derken köküm ne? Su. Y kaynaştırma U. Sen bunu ekine köküne ayırdığında bu U ekinin belirtme hal eki. Bak neyi sorusuna cevap verir belirtme hal eki, unutma. Neyi, kimi. Tamam mı? Bu soruya cevap verir. Neyi taşırdı? Suyu. Hocam sen bu U ekini gördüğünde ne diyeceksin buna? Gör, yapıştır, garantisi benim, rahat ol, çekim eki diyeceksin. Hocam B, yönelme hal eki. Yönelme hal eki. Türkçe'de yönelme hal ekleri nelerdir gençler? E, A. Tamam mıyız? E, A. Sen yarın bir gün bir isimde, yine isim çekim ekleri, bir isimde şu yönelme hal ekini, E, A'yı gördüğün an yapıştıracaksın, buna çekim eki diyeceksin. Mesela eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Hocam ev, E. Ekine kökünü ayırdığında bu E'yi gördüğünde hoca demişti bu yönelme hal eki. Bak bu nereye, neye, kime sorularına cevap verir gençler. Nereye gidiyorum, neye gidiyorum, kime gidiyorum gibi bir soruda aldığın cevaptaki bu E'nin ne olduğunu, çekim eki olduğunu bileceksin. Başka hocam şuradan devam ediyorum. C diyelim, bulunma hal eki. Bulunma hal eki nedir arkadaşlar? D'da. Sertleşme eki, sertleşirse TTA olur. Şimdi bak dikkat et. Nerede? Nerede? Kimde? Neyde? Sorularına cevap verir. Bakalım. Misal sınıfta öğrenci yok. Sen yarın bir gün bu sınıfta sözcüğünü ekine köküne ayırdığında sınıfta, aa hocam isme gelen D, da, T, ta neydi bu? Bulunma hal ekiydi. E tamam hocam, hoca bize söylemişti. D, da, T, ta çekim ekidir, yapım eki değildir. Yapıştır. Sen buna çekim eki diyeceksin. Tamam mıyız? Ve geldik 5'e. Nedir arkadaşlar? 5 diyorum ya. D. Yalın hali işlemedik. D. Yalın halin eki yok. Ayrılma. Diğer adıyla arkadaşlar çıkma hal eki. Nedir ayrılma hal eki arkadaşlar? Den, dan, ten, tan sertleşirse. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Bir isimde bu den, dan, ten, tanı gördüğümüz an yapıştıracağız, ayrılma hal eki diyeceğiz. Yapalım mı hocam? Yapalım. Mesela ne diyelim? Öğrencilerimizden isteğimiz çalışmaları. Hocam öğrencilerimizden, öğrencilerimiz isim. Bak dendan eki gelmiş. Sen yarın bir gün bir isimde dendan ekini gördüğünde diyeceksin ki hoca söylemişti bu çekim eki diyeceksin. Var mı problem? Hal ekleri de birer çekim ekidir arkadaşlar. Şimdi gelelim fiil çekim eklerine. Şahıs ekleri. Gençler şahıs ekleri fiile gelir. Mesela kurmuşum, ben. Bak kim sorusuna cevap verir. Kim kurmuş? Ben. Kurmuşsun. Kim kurmuş? Sen. Üçüncü tekili olmaz arkadaşlar. Kurmuşuz, biz. Kurmuşsunuz, siz. Birinci ol, ikinci ol. Kurmuşlar, onlar. Hocam şu ekler neymiş? Çekim ekiymiş. Sen burada şahıs ekinin ne olduğunu öğrenmiyorsun. Şahıs ekinin sen bunun fiile geldiğini biliyorsun. Ve şahsı belirttiğini, kim sorusuyla bir şahsı belirttiğini biliyorsun. Önemli olan burada sen neyi öğreniyorsun şu an? Bunun çekim eki olduğunu. Yarın bir gün böyle bir sözcük veya işte sevmişsiniz. Gençler şu ekin köküm ne? Sev. Gelenek ne? Miş. Gelenek ne? Siniz. Siz sevmişsiniz. Soru soruyor. Kim? Siz. Değil mi? Hocam sevmişsiniz. Şu ekin çekim eki olduğunu öğreniyorsunuz burada. Anlaştık mı? Var mı problem gençler? Mükemmelsiniz abi. devam ettik. Şimdi konuya girmişken arkadaşlar yine yayın evlerinin çokça üzerinde durduğu bir konu. Sorularda, denemelerde, çözeceğiniz denemelerde karşınıza çıkacak. Sesteş kök ve ortak kök. Bak bunun ayrımına girin arkadaşlar. Hocam sesteş kök ne, ortak kök ne? Ben şuraya birkaç tane örnek yazayım. Yaz. Hatırlar mısınız gençler? Ne demiştim size? Eğer bir sözcükte kısa çizgi varsa o fiildir. Yoksa isimdir. Unutma. Hocam şiş. Başka bir örnek yazayım. Mesela kır. Buraya başka bir örnek yazayım. Boya. Birer tane daha yazalım. Ne diyelim mesela? Asma. Buraya da yazalım. Ne diyelim mesela? Güreş. Hocam sesteş kök ne, ortak kök ne? Sesteş kök ve ortak kök yazılışları, okunuşları aynı, anlamları farklı ifadelerdir. Yapalım. Ben yaz aylarını seviyorum. İsim. Bunları hemen yazın. Yazmak. Fiil. Tamam mıyız? Güzel. Kır. Pastoral şiir kır hayatını anlatır. Kır, hani çoban hayatının geçtiği yer, doğa değil mi? Bir de bardak kırıldı. Bak bu kırmak. Güzel. Asma. Mesela buraya bir üzüm asması dikelim. İsim. Ne diyelim asmak fiiline? Mesela adam asmaya başlayacağız galiba. Adam asmaya, asmak eylemi. Şimdi dikkat. Hocam şu örnekler kalsın aklında. Bir de şunları verelim. Şiş. Veya bunları bir yazalım ya. Birer tane kısa kısa yazalım. En sevdiğim mevsim yaz. Bunları hemen yaz. Tamam mı? Kır. Pastoral şiir kır hayatını anlatır. Kalemi kırdım. Asma. Buraya üzüm asması dikelim. Asma. Ne diyelim? İdamlar genellikle adam asma ile yapılırdı. Asma. Bir de şunlardan örnek verelim. Mesela şiş. Ayakları şekerden sebep şişti. Ağrılarının sebebi ayağındaki şişti. Bir. Boya. Evi boyadık. Nalbur'dan boya aldık. Güreş milli sporumuzdur. Düğünde çocuklar güreşti. Şimdi arkadaşlar aradaki farkı gösterelim. Bak sesteş kökte şu yaz ile bu yaz arasında anlamsal bir ilişki olmaz. Bakalım. En sevdiğim mevsim yaz. Mevsim değil mi? Buraları hemen yaz. Bak bir eylem. Yazılış okunuş aynı. Anlamlar tamamen farklı. Bir anlamsal hiçbir bağ yok. Yaz ne alaka? Mevsim olan. Bir de yazmak ne alaka? Pastoral şiir kır hayatından bahseder. Kır. Değil mi? O doğa, tabiat görüntüsü. Kalemi kırdım. Kırmak ne alaka? O doğa görüntüsü ne alaka? Buraya üzüm asması. Asma bir bitki. Doğru mu? İdamlar genellikle adam asma ile yapılırdı. Adam asma ile. Asmak eylemi. Doğru mu? Bak bu da bir eylem. Ne alakası var o asma bitkisiyle asmak eyleminin? Sesteş kökte anlamsal bağ yoktur. Anlamsal bağ yoktur. Ancak ortak kökte anlamsal bağ vardır arkadaşlar. Anlamsal bağ vardır. Dikkat et buraya. Ayakları şekerden şişti. Şekerden sebep şişti. Şişmek eylemi. Ağrılarının sebebi ayağındaki şişti. Bak ikisi de anlamsal olarak aynı şey değil mi? Şiş, şiş. Ancak burada isim olarak, burada arkadaşlar fiil olarak. Biz bunlara ortak kök diyoruz. Hem fiil anlamında hem isim anlamında kullanıyor ama anlamları aynı değil mi? İkisi de şişmek sonuçta. Şiş, şişlik durumu. Evi boyadık. Boyamak eylemi. Nalbur'dan boya aldık. Hocam boya da o boya, boyayı neyle yaparsın? Boyayla yaparsın. Bak anlamsal bağ devam ediyor. Güreş milli sporumuzdur. Bir isim değil mi? Güreş. Güreşmekten bahsetmiyor. Güreş milli sporumuzdur. Düğünde çocuklar güreşti. Bak anlamsal bağ devam ediyor. Var mı sıkıntı gençler? Sesteş kökte anlamsal bağ yoktur. Ortak kökte anlamsal bağ vardır. Unutma, unutturma. Var mı burada bir sıkıntı arkadaşlar? Güzel. Şimdi buraya girmişken hani ortak kökü de hallettik. Şu çekim eklerinden bir de neye gireceğiz? Fiilde kipi unutmayın arkadaşlar. Fiilde kip vardı, hatırlar mısınız? Kipler ikiye ayrılırdı. İkiye ayrılır. Kipler ikiye ayrılır demiştik. Haber kipleri ve dilek kipleri. Gençler, haber kipleri 5'e, dilek kipleri 4'e ayrılırdı. Say bakayım onu bana. Fiil konusunu. Gençler çok önemli ha. Say bakayım haber kiplerini, söyle. 1. Gelecek zaman. 2. Şimdiki zaman. 3. Görülen geçmiş zaman. Dı du du dili geçmiş zaman. 4. Duyulan geçmiş zaman. Mış 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 mış. Mişli geçmiş zaman. 5. Geniş zaman. Hocam bunların eklerini hatırla. Hemen git fiil konusuna. Hemen bu videodan sonra fiil konusuna geç. O ekleri göreceksiniz orada. Tamam mıyız? Bu kip eklerinin hepsi çekim ekidir. Gel buraya dilek kiplerine. Arkadaşlar dilek kipleri kaça ayrılmıştı? 4'e. Say bakayım bana. Bekliyorum. 1. Gereklilik kipi. 2. İstek kipi. 3. Koşul şart kipi. 4. Emir kipi. Gereklilik kipi. Melimalı. İstek kipi. EA. Koşul şart kipi. SSA. Emir kipinin eki yoktu. Arkadaşlar bu eklerin hepsi çekim ekidir. Çekim ekidir. Sakın ha, unutma, unutturma. Tamam mıyız? Sen yarın bir gün sözcüğü ekine köküne ayırdığında, bak burada da kullanmışızdır mesela, görüyor musun? Dı di du dü. Görüyor musun? Re geniş zaman. Bak dı di du dü dili geçmiş zaman. Yarın bir gün sen bunları ekine köküne ayırdığında bir kip eki gördüğün an garanti benim, rahat ol, çekim eki desen ona. Kip ekleri çekim ekidir arkadaşlar. Var mı problem? Bir de şunu söyleyeyim. Bu konu çok geniş arkadaşlar. Hani bu bideler bitmez. Bir de devam eder. Bir de şunu söyleyeyim. Fiilimsiyi işledik ya hani. Ben fiilimside size en başta 4 madde yazdırmıştım. O maddelerden biri neydi? Tüm fiilimsi ekleri yapım ekidir. Unutma. Sen yarın bir gün bir sözcüğü ekine köküne ayırdığında baktın onda bir fiilimsi ekimi var. Yapıştır yapım eki de, garanti verim, rahat ol. Tamam mıyız? Yapıştırın ona yapım eki deyin arkadaşlar. Diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi sözcükte yapı dedik değil mi gençler? Sözcükte yapı dedik. İşledik bazı şeylerini. Neydi işte? Basit sözcük, türemiş sözcük, birleşik sözcük. Birazdan bir daha gireceğim. Ancak hep sözcük dedim. Fark ettiniz mi? Mesela basit sıfat demedim. Basit isim demedim. Basit zarf demedim. Sözcük türleri... İsim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem. Edat bağlacı salla. İsim, fiil, sıfat, zamir, zarf. Bu 5'i arkadaşlar türemiş de olabilir. Basit de olabilir. Birleşik de olabilir. Bak o basit türemiş birleşiğe bir daha gireceğiz. Konudan çok dağılmamak için. Ancak şöyle bir cümlede bak, bir taşla 5 kuş vuralım arkadaşlar. Dikkat et. Öğle vakti sınıflarda hepimiz sıcaktan uyuduk. Dikkat. Öğle vakti sınıflarda hepimiz sıcaktan uyuduk. Buradaki tüm sözcüklerin Basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakalım. Basit isim mi? Basit fiil mi? Basit zamir mi? Basit sıfat mı? Basit zarf mı? Onlara bir de bakalım. Doğru mu? Bakalım. Öyle arkadaşlar. Hani sıfat değil. Önündeki sözcüğe nasıl, hangi sorusuna cevap almıyor. Önünde fiil yok. Zarf da değil. Falan filan. Hocam o zaman bu nedir? Basit isim. Vakti. Vakit. Vakiti. Ne olmuş? Ne eki almış arkadaşlar? İyilik eki almış. İyilik eki neydi? Çekim eki. Tamam, vakit de isim. O zaman basit isim. Sınıflarda. Hocamlar çoğul eki. D'da bulunma hal eki. Ne demiştik? Çoğul ekleri, hal ekleri, çekim eki. Hiç bakmaya gerek yok. O halde ne oldu bu? Basit. Hocam basit ne oldu? Yine isim oldu. Hepimiz gençler, hepsi, herkes, kimse, şey, hatırla bakayım. Hatırla zamir konusunu. Belgisiz zamir değil miydi? Güzel. Hocam iyilik eki almış. İyilik ekleri çekim ekiydi. Yapıştır. Bu da o zaman basit zamir oldu. Sıcak. Sıcaktan uyuduk. Hocam. He, sıcamak. Kökü nedir? Sıcamaktır. Allah Allah, yazamadım. Sıcamaktan sıcak. Bak işte bunu bileceğiz arkadaşlar. Fiil kök. Fiilden isim. Hocam yapım eki aldı mı? O zaman sıcaktan. Neyden sıcaktan? İsim değil mi bu? Dikkat. Bu nedir arkadaşlar? Türemiş. Türemiş isimdir. Unutma, unutturma. Türemiş isimdir arkadaşlar. Uyuduk. Uyumak fiil değil mi? Fiil. Dı dı tı 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 tü neydi arkadaşlar? Hatırla bakayım. Kipeklerinden görülen geçmiş zaman. Hocam ne demiştik biz? Kipekleri çekim ekidir. O halde bu ne oldu gençler? Ne oldu? Çekim eki oldu. Tamam, o zaman yapım eki yok burada. K'de birinci çoğul şahıs eki. Şahıs ekleri de çekim ekiydi. O halde bu basit ne oldu? Fiil oldu. Bak şuraya bir not yazıyorum, unutma. Not yazıyorum, unutma. Bir sözcüğe, bir sözcükte önce yapım sonra çekim eki vardır. Çekimden sonra yapım eki gelmez. Çekim ekinden sonra yapım eki gelmez. Gençler bunun istisnaları var. Sorularda karşılaşacaksınız. Detaya girmeyin, kafa bulandırmayın. ÖSYM uğraşmaz bunlarla. Genel olarak nedir? Çekim eklerinden sonra yapım eki gelmez. Birkaç istisnası vardır. Geçin siz o istisnaları. Boş verin. Mesela arkadaşlar fazla çalışmadık. Ne kadar çalışmadık? Fazla çalışmadık. Bu miktar zarfı değil mi? Fiile sorduğum ne kadar sorusu. Güzel, bu fazla sözcüğünün zarf olduğunu biliyoruz, doğru mu? Hocam köküm ne? Fazla. Yani kök halinde ne yapım eki almış ne çekim eki almış. Çekim eki alması önemli değil. Yapım eki almamış. O zaman bu basit değil mi? O halde çalışmadık fiilini belirtti zarf. Ne oldu bu? Basit zarf oldu arkadaşlar. Çalışmadık. Çalışmadık sözcüğün köküne çalış. Çalışma. Mema. Olumsuzluk eki. Çekim ekidir. D dili geçmiş zaman. K arkadaşlar birinci çoğul şahıs eki. Yani yapım eki almamış. Çekim eki almış. Basit. Çalışmak fiil olduğu için fiil arkadaşlar. İyi bir hayat çok uzakta. İyi. Nasıl hayat? İyi hayat arkadaşlar. Sıfat değil mi? O zaman basit sıfat. Bir, herhangi bir. Belgisiz sıfat değil miydi arkadaşlar? Sıfat. O zaman herhangi bir ek de almamış. Basit. Basit sıfat. Hayat isim değil mi? Hayatmak diyemiyorsun. Ek almamış. Basit isim. Çok uzakta. Ne kadar uzakta? Çok. Hocam ne kadar sorusu? Ne oldu? Miktar zarfı. Ek almamış. Basit zarf. Uzakta arkadaşlar. He, dikkat. Uzakta sözcüğünü gel ilkine köküne ayıralım. Uzakta sözcüğün kökü nedir arkadaşlar? Uzdur. Hocam uz ne alaka ya? Hani deriz ya az gittik, uz gittik. Bak uz. Uzdan uzamak, uzamaktan uzak. Bu t'da teta neydi? Hatırla, hal eklerinden çekim eki. Ama öncesinde yapım eki var arkadaşlar, iki tane. Yapım eki var. Yapım eki varsa bu nedir? Türemiştir. Türemiş uzakta isim olduğuna göre türemiş isimdir arkadaşlar. Geçelim. Şimdi geldik türemiş sözcüğe. Bak dedik ya parça parça işleyeceğiz bunları. Türemiş sözcük nedir arkadaşlar? Yapım eki alan sözcüklerdir. Yapım eki alan sözcüklerdir. Az önce işlediğimiz o yapım eklerini alan bir tane alsa yeter. Başka alabilir mi? Alabilir. 100 tane de alabilir. 15 tane de alabilir. Önemli değil. Tamam mıyız? Geçen günlerde Buse bir konuda Sude'yi aratmış. Telefona çıkan Sude bağırarak bu benlik bir şey değil. Bu sizin kimlik probleminiz demiş. Gözlük takan Buse gözlüğünü çıkarmış. Benim salladığım bir cümle arkadaşlar. Hani hepsini içine alabilmek için bunu yapmışım. Geçen günlerde, hangi günlerde? Geçen günlerde. Bunun sıfat olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Heh. Hocam an en. Fiilimsi iki değil miydi bu? An ası mez ardik ecekmiş. Fiilimsi ise zaten yapım ekidir. Ne oldu hocam? Türemiş sıfat. Günlerde yapım eki yok. Basit isim. Aratmış, aramaktan aratmak, türemiş fiil. Çıkan, bak yine aynı, türemiş sıfat. Bağırarak, arak erek. Ali maden dağında ölesiye durmaksın inceyip araklarken a remezdıkçacasına neydi? Zarf fiil. Hocam zarf fiil ne yapar? Fiili zarf yapar. Türemiş zarf. Benlik, ben, kişi zamiri. Hocam lık 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 yapım eki almış, türemiş zamir. Kim? Gördüğün an yapıştır, soru zamiriydi. Yapım eki almış, türemiş zamir. Gözlük, lık 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 lık, türemiş isim, yapım eki almış. Gözlüğünü, yine arkadaşlar türemiş isim. Tamam mıyız? Çıkarmış, çık, armış. Hocam çıkmaktan çıkarmak. Ne oldu? Türemiş fiil. Takan, an, en. Bak aynısı. Türemiş sıfat arkadaşlar. Böyle detayda sorabilir sana. İşte 2 numaralı cümlede türemiş zarf kullanılmıştır. Zarfın yapım eki almış halini istiyor senden. Anlaştık mı gençler? Evet, birleşik sözcüğe gelmeyelim. Arkadaşlar türemiş sözcükleri burada bitirelim. Bir dahaki videomuzda birleşik sözcüklerle görüşmek üzere. Cici bakın kendinize.